Bu dersimizde sınıflara veri aktarılmasını inceleyeceğiz. Şimdi sınıflara tıpkı fonksiyonlarda yaptığımız gibi veri aktarabiliriz. Veri aktarma işlemi için biz init özel fonksiyonunu kullanırız. Bu fonksiyona gönderilen bilgileri içeriden ve dışarıdan ulaşılabilsin diye self'in birer özelliği gibi belirleriz. Şimdi bu ne demek istediğimizi örnek üzerinde yaparsak daha iyi anlayacağız. Hemen örneğimize gidersek şöyle diyelim. Sınıfımızı oluşturalım ilk önce. Sınıf oluşturduktan sonra hemen özel init ve burada iki alt çizgilere dikkat ediyoruz. Self ilk argümanımızı yazıyoruz. Daha sonra oluşturacağımız no gelen olsun ve no bu pardon da isim gelen olsun. Buraya da self'le self'in özelliği gibi yapıyorduk. Gelen numarayı atacağız artık. Yer içinde aynı şekilde isim içinde gelen ismi atayacağız. Şimdi burada oluşturduğumuz sınıfta init özel fonksiyonuna gelen buradaki no gelen ve isim gelen buradaki sınıfa ait no ve isim değişkenleriyle isim değişkenlerine sırasıyla atanacaktır. Şimdi bunu örnek üzerinde oluşturursak daha iyi anlayacağız. X nesnesini sınıfımızdan oluşturalım bir tane. Numarası 10 olsun. İsmi de örneğin Mustafa Koç diyelim. Şimdi bakalım bunu yazdırmak istersek nesnemizin gelen no ve isimlerini. Görmüş olduğunuz gibi 10 Mustafa Koç şeklinde yazdırıyor. Yani sınıfa veri aktarımını bu şekilde görmüş oluyoruz. Yapılım şekli böyledir. Tabii buna benzer şekilde biz aynı sınıfını başka bir nesneye atayıp bağımsız bir şekilde kullanabiliriz. Bunu örnek üzerinde görmek istersek bu sefer x1 nesnesi olsun. Yine sınıfımızla atayalım biz ona yeni değerle. Örneğin bu da 20 olsun. 20 olduktan sonra buraya da Mehmet Koç diyelim. Örneğin. Şimdi bunu görmek istersek öncelikle biz ilk yani x nesnemizi değerlerini bir yazdıralım. Aradaki farkı görmemiz açısından bağımsız olduğunu görebilmemiz için. Görmüş olduğunuz gibi bunları yazdı. İlk önce x nesnemizdeki değerleri yazdı. Şimdi x1'dekileri görmek istersek x1 nesnesindekileri x1 nokta no diyelim nokta isim dersek görmüş olduğunuz gibi orada 20 Mehmet Koç yani ikisinin birbirinden bağımsız olduğunu bu şekilde görmüş oluyoruz. Tabii veri aktarımını daha sonra kendi yazacağımız fonksiyonlar ile de yapabileceğiz. Tabii bunları biz ileriki derslerimizde göreceğiz. Yani bu da Python'un bize sağladığı yine güzel özelliklerden bazılarını yavaş yavaş öğrenmeye başlıyoruz. Derse şimdilik bu kadar. Diğer derste görüşmek üzere.